Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO ittifakındaki diğer ülkelerin Türkiye'yi güvenilmez olarak gördüğü iddialarını yalanladı. Kesinlikle reddediyoruz ifadesini kullandı. Terörle mücadelenin son terörist etkisi hale getirilinceye kadar devam edeceğini de bir kez daha vurguladı. Türkiye'nin diğer NATO ülkeleriyle aynı çizgide olmadığı iddia edildi. İttifak içinde güvenilmez olarak görüldüğü öne sürüldü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu iddianın sahibi Amerikan merkezli Politiko dergisine konuştu. İddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi, algı yaratılmaya çalışıldığını vurguladı. Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Bakan Güler'in gündeminde sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da vardı. Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz. Bakan Güler röportajda PKK'dan terör örgütü mensuplarındansa terörist olarak bahsetti. Ancak Politiko dergisi bir skandala imza attı. Güler'in üzerine basarak terörist dediği sözlerini Kürt militanlar olarak çevirdi. Bu durum Milli Savunma Bakanlığı'nda rahatsızlığa neden oldu. Bakanlık yetkilileri İngilizce olarak yayınlanan röportajın tercümesini bu bölümlere parantez içinde terörist ifadesini ekleyerek paylaştı.